Evet arkadaşlar, şimdi Mersin merkezdeyim. Bakayım. Ay, ışık çok kötü. Kusura bakmayın, olacak gibi değil ama. Yani şöyle çekmem lazım da bu tarafa yürüyorum. Yapacak bir şey yok. Sevgili arkadaşımız, ya isim neydi? Ferit. Ya damat Ferit'ten unutmamam lazım aslında. Merhabalar. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir abim Van'dan bana destek oldu. Ferit'le tanıştırdı beni, yönlendirdi. Ferit evet. Şu an Mersinli. Beni Mersin'de en güzel yerlere götürecek, sizler için çekim yapacağım. Evet. Hadi o zaman gezmeye. Sayın Adem Öztürk'e selamlar olsun. Adem Öztürk'e selamlar buradan, evet. Haydi bakalım. Şu an Mersin merkezdeyiz değil mi? Evet. Aynen. Tamam. Burası marina mı? Yok, marina daha ileride oluyor. Burası merkez sahili oluyor. Atatürk evet. Parkı. Atatürk Parkı'ymış arkadaşlar evet. Burası. Ay çok güzel bir yer. Şuraya çıkalım mı? Tabii. Damat Ferit oldu senin adın artık. Olsun. Damat Ferit bizi gezdiriyor Mersin'de. Ay ay ay, çok güzel. Mersin merkezinde böyle bir yer var dostlar. Bakar mısınız? Buradaki teknelerimiz sabit. Balık ekmek mi yapıyorlar? Balık ekmek yapıyorlar. Ay bir gün yiyelim. Evet, olabilir. Ama ben ısmarlarım. Yoksa yemem. Misafirimizsiniz ama. Aa, olsun, misafirlikte bir yere kadar. Ha, ay tazedir bir de bunlar değil mi? Şu evet. Tutulan... Aynen. Tekneler orada çünkü. Günlük tutuluyor. Günlük tutuluyor. Bir de tantuni yemeden gitmek istemiyorum burada. Mutlaka. Ben tantuni yemeden gitmek olmaz. Okey, tamam. Of, mis gibi kokuyor. Geleceğiz. Geleceğiz. Hayırlı işler. Arkadaşlar yani buradan açken geçmek lazım. Ben şu an çok tokum. Ay inanılmaz derecede güzel. Şunlar ne? Yengeç. Ha, yengeç. Daha geçen gün size çektiğim, yerken çektiğim yengeçler. Geçen gün bir takipçim sağ olsun. Teşekkür ederim efendim. Hayırlı işler. Ondan sonra takipçim bana, aa beni de burada çekelim. Evet, salıncağımızda da bindik. Hadi gidelim. Aa, ne oldu? Aa. Ayağım. Hadi oturalım ya. Şimdi biraz oturun, dinlenin de. Of. Ay. Çok kötü acıdı ya. Bu açık kalmış hala. Evet. Baya bir canım yandı. Kemiğe denk geldi. Salıncaktan inerken. Ama iyiyim arkadaşlar şu an. Devam ediyoruz. Biraz dinlendim. Bakar mısınız? Çok tatlı. İncik boncuk. Tam benlik şeyler. Ama daha sonra bakacağım. Çünkü hava kararıyor. Artık biraz ilerlememiz gerekiyor. Daha sonra yine burası yakın zaten. Gelirim. Ama şu an için ilerlemem gerekiyor. Hayırlı işler abicim. Bakar mısınız, merkez burası ya. Merkezde böyle bir yer yani. Ay ay. Bir İzmir'ime köprü yapılmadı. Her yerde her şey var. Bizim İzmir'de bir köprü olmadı. Evet. Arkadaşlar karşı taraf Cumhuriyet Meydanı. Aynı İzmir'de olduğu gibi Cumhuriyet Meydanı. Hadi gel. Damat Ferit. Bütün işte bizim İzmir'de, ya İzmirliler biliyor gerçi, ben de neden öyle diyorsam sanki İzmirliler izliyor sadece beni. Pardon ya, özür dilerim arkadaşlar. Yani Cumhuriyet Meydanı işte, özel konserler burada oluyor. Şimdi içine doğru gideceğiz, şu araçlar geçsin. Özel konserler burada oluyor, konuşmalar burada oluyor. Buranın da bir Cumhuriyet Meydanı varmış. Aynı zamanda buranın çarşısı, Türkiye'nin dedin değil mi? Evet.
Türkiye'nin en büyük, en uzun çarşısıymış. Türkiye'nin değil mi? Türkiye'de 7. veya hatta 8. He, Türkiye'de 7. 8. Ha, tamam, ben yanlış anladım. Değilim o sıradan. Yanlış aktarmıyorum. Tamam. 7. 8. büyük çarşısı varmış. Uzun çarşısı varmış. Burası Cumhuriyet Meydanı sevgili dostlar. Şöyle göstereyim sizlere. Tam meydan. Şurası belediye mi? Belediye gibi bir şey değil. Belediye gibi bir şey. Aa, şuradan sular mı akıyor? Ayağım acıyor yalnız. Tam böyle ilk bandı yapıştırdık yalnız ayağıma. Kemiğim mosmor olmuş arkadaşlar bu arada. Gösteririm ayağımı da. Atamın güzelliğine bakın. Mersin Kültür Merkezi ve çok güzel atamın duruşa bakın ya, asalet. Canım benim, aşkım benim. En büyük aşkım. Hepimizin en büyük aşkı olmalı. Birçoğunuz da benim gibi düşünüyorsunuz. Yani muhtemelen. Ama TikTok'ta böyle saçma sapan konuşanlar olduğunda gerçekten ruhum çok sıkılıyor arkadaşlar. Engelliyorum tabii ki, o tarz insanlar beni izlesin istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz karavanımda, baş tacımda Atatürk'ümün heykeliyle yapıyorum yayını. Ve laf söyleyen olduğunda direkt engelliyorum. O benim atam. Benim atama saygı duymayan Türk milleti değil, yani Türk insanı değildir. Kimliğini ve her şeyini bırakıp defolsun gitsin, istediği yerde yaşasın. Bu ülkeyi atam kurdu ve biz de ona saygı çerçevesinde bu ülkenin devamını getirmeliyiz. Ülke için bir şeyler yapmalıyız ve ona saygı duyarak. Ay neyse, bu konu uzar yani böyle. Hele benim çenem açıldı mı, Allah Allah. Bazı kelimeleri de söylememek için yutuyorum. Neyse. Haydi o zaman gezmeye devam. Palmiyelere bakın arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyoruz? Baharatçılar Çarşısı'na ve Atatürk'ün balık pazarına, başka? Atatürk'ün evine gidiyoruz. Ben Atatürk'ün şeyde de evini çekmiştim. Taşucu muydu? Taşucu, evet. Taşucu'nda da çekmiştim. Evet. Mersin ziyaretinde konakladı evleri. Burası. Konaklamış mı? Orada konaklamamış. Kendi evi. Yani buradaki Mersin. Ha, bu başka. O şey, doğduğu evin aynısını yapıp koymuşlar. Olabilir. Doğru. Oradaki tek bilgim yok ama burada. Bu işte konakladı mı? Ay, çok önemli. Haydi o zaman oraya gidiyoruz arkadaşlar. Taş ucunda çektiğim Atatürk'ün evi, doğduğu evin aynısını yapmışlar arkadaşlar. Mobilyalarına kadar çektim. YouTube kanalımda o var zaten. Bu ayrı. Bu Mersin'e geldiğinde kaldığı, yani elinin değdiği bir ev. Bunu da ayrıyetten çekip ayrı bir video olarak yayınlayacağım sizlere dostlar. Bu Mersin videosunun içinde değil de bir önünde ya da bir arkasında muhakkak olur. Ay, nefessiz kaldım. Arkadaşlar, burası Mersin'in meşhur çarşısıymış. Takı, toka, o tarz şeyler varmış. Tabii ki Ali'ye dışarıda kalır mı? Bunları incelemem lazım. Kutucu var. Kutucu. Şöyle sağdan sağdan gidelim. Ay, şunları çok beğeniyorum ya. Şunlar çok hoş. Ama hep erkek için yapıyorlar. Şöyle zarif bir şey olsa kadın için ne güzel değil mi? Benim vardı daha önce de, özel yapım. Ay ay. Tektaş sevmem. Anam, şu kolye güzelmiş. Ama çok incili ya. Tesbih. İşte tesbih arkadaşlar. Tesbih istiyorum. İstiyorum, istiyorum. Biri bana tesbih alsın. Tesbih istiyorum. Burada bir şey yokmuş ya. Öbür tarafa gidelim. Hadi gidelim.
Beğenmedim burayı. Yani öyle çok dikkat çekici bir şey yok. Bu taraftan peki. Bakarız oraya da. Şurası balık pazarının girişi adı. Oradan. Burası balık pazarının girişi. Meşhur balık pazarı varmış burada arkadaşlar. Balık pazarına giriyoruz şu an. Haydi bakalım. Ali Baba et ve mantısı. Evet. Turşu suyu nerede içeceğiz abam? Onu da az ilerlerde tamam. İçeceğiz. Anam kokoreç içe. Güzel mi bu kokoreç? Güzeldir. Güzelse hadi gel. Gel yiyelim. Güzelse ama. Burada içemedim. Nerede yedin güzel olan? Başka yerde. Var mı? Gidelim. Yakın mı? Çok uzak değil. Tamam. Yürüyebiliyor muyuz? Şöyle gidelim. Tamam. Ya kokoreç istiyor canım da. Kokoreç yiyelim. Hayırlı işler. Sağ ol. Tamam o yediğin yere götür beni. Tamam. Ama bak ben ısmarlıyorum. Sen gezdir beni yeter. Ağzını basın. Olmaz. Sen beni gezdir yeter bana. Gerisi bende. Allah'ım et kokuyor, balık kokuyor. Ne bekliyorsun balık pazarından? Sonuçta bakar mısınız ama? Adem kuzu, ne kuzusuydu bunlar? Bu deniz balığı, kuz, salakoz. Yok. Heh, lafı ben buldum, biz bulduk ama. Damat Ferit'le. Derya kuzusu bunlar, derya kuzusu. Bu canlı yayın mı? Bu YouTube abi. He. Deli Kız Aliye diye girip bakabilirsin. Evet arkadaşlar Baharatçılar Sokağı'na geldik. Bu çok önemli. Ben çok seviyorum. Hataylıyım çünkü biliyorsunuz. Ya babam Hataylı. Bu kuru çökelek diyoruz buna. İnanılmaz güzeldir. Bunu sadece zeytinyağı döküyorsunuz. 10 numara tereyağını sürün ekmeğe. Üstüne de bunu koyun yiyin arkadaşlar. Bunun bir adı daha vardı. Abi bunun adı neydi abi? Baharatlı çökelek. Tamam bir de kuru çökelek. Heh sürke. Evet. Tamam. Ondan sonra hadi baharatlara bakalım. Çekiyorum ama abi. Çekin rahat olun. Tamam. Lütfen. Buyurun. Ben şundan 3 tane alayım tamam. Abi. Toz mu abla? Evet baharatlarımızı buradan alacağız. Çünkü Mersin'den baharat alınmalı. Bir Mersin, bir de Adana'dan, bir de Hatay'dan. Hatay'a geçiş yapmayacağım için kurban oldum. Oh, en güzelini buldum. Abi sende vokum var mı? Vokum? Vokum. Vakum olayı yok. Vakum lazım bana. Şu bidonlar da... Neyse Adana'dan bakarız o zaman. Çünkü vakumlamadan alamam. Ben az az yediğim ne için... Ne almak istiyordunuz vakumlamak adına? Hanımefendi? Salça. Salça, şu bidonlar var, hiç dökülmez bak. Şu plastik. İstediğin yere götür. O çok büyük. Ne kadar lazım? O kaç kilo alıyor? Ya 5,5 kilo. 4 kilo da verebiliriz. Acı mı ama gerçekten acı iyi da, mi? İyi acı mı almak istiyorsun? Çok acı istiyorum. Tabii. Ben gerçekten acı yiyorum yani. Gerçekten acı. Tabii benimkine abla baksın. Tabii. Şunu yiyorum şu an. 8-25 olsun. Tamam. Biraz daha yiyeceğim. Tam istediğim şeyi buldum. İstediğiniz kadar yiyebilirsin. Abi şu an ben babam Hataylı benim. Ben bunları iyi bilirim. Şu an istediğimi buldum. Ciddi. Bura çok güzel. Bana 5 kilo ver abi. O şeyi doldur bana. Tamam abi. O bidonu doldur. Abla bir şey olmaz ama değil mi? Bak sana güvenip alıyorum. Biraz zeytinyağı dökün. 5 yıl kalsın. He. Karavancıyım ben. Ben güzel kapı. Dökülsün de eve hiçbir şey olmaz. Tamam. Güzel kapı ama. Tamam. Abi kapatsın ya da. Azıcık alayım mı kavanoza? Sonra kapatıp bagaja koyayım. Koy. Karavancıyım ben. Tamam. İsterse dökülsün hiçbir şey olmaz. Yani devresin şey sağlam o bidon. He, Allah razı olsun. Tamam. Teşekkür ederim. Arkadaşlar ablanın tavsiyelerini aldık. Çekeyim seni YouTube'a. Çekme diyor. 10 numara. Bu ne biliyor musunuz? Göstereyim size. Ekrem. Şu normal biber salçası değil arkadaşlar bakın. Ben bunu yiyorum. Süs biberi salçası. Yani beni bilenler bilir. Hani aşırı acı yerim. Ama şu an Mersin'de bir acı biber buldum. Yani bir kilo acı biber aldım. 5,5 kilo biber salçası aldım. Ama böyle bir şey yok. 10 numara. Şimdi de meşhur Tantunici'ye geldik.
gösteriyorum size. Buranın en meşhur tantunicisi Yaprak Tantuni'ymiş. Abi kaç yıllık burası? 30 yıllık tantuniciymiş. Bakalım yiyeceğiz, göreceğiz. Ben tantuni hiç sevmiyorum. Ben tantuni bir kere yedim, hiç sevmedim. İnşallah bunu severim. Ama hadi bakalım. Et tantuni ye. Yani ben bu karıştırıyorsunuz ya, onu sevmiyorum abi. Aa, karışmamış bu. Beni kandırmışlar bir öncekinde o zaman. Böyle bir her şeyi koymuşlar bir içine. Yok böyle yiyin. Sadece... Kokoreç gibi, İzmir kokoreç gibi böyle. Hem sosumuza bırakalım. Öyle mi? He? Domates koymayalım ama. Tamam. Bol acı koyalım. Zehir acı var mı? Şuradan alıp gelelim mi yan taraftan? Yok. Tamam, dur. Öyle tamam mi? Şuradan az bir şey böyle bir şey al. Ben ayarlıyorum hemen. Böyle bir lokma iste abi verir zaten. Evet bakar mısınız? Bu sefer seveceğim herhalde ben tantuniyi. Evet. Usta ben sana bırakıyorum. Tamam. Domates de koyabilirsin. Sen ne istiyorsan öyle olsun. Bu sefer seveceğim galiba. Ya ben geçen sefer yediğimde arkadaşlar yine Mersin'de yemiştim ama domatesi bile pişirmişlerdi. Yani çok çikindi. Burası zaten 30 yıllık mekanmış yani. Güzel olsun tabii ki. Abi domatesi falan pişirmişlerdi ya geçen sefer. Çok kötüydü o. Cansın. Tamam. İsim ne abi? Abdullah abi bana kokoreç şeyi, tantuniyi sevdirecek arkadaşlar. Yok şimdi değil. Evet. Tabii ki ne yapıyoruz? Pul biberimizi bolcana. Şöyle. Haydi o zaman. Mükemmel. Ben daha önce tantuniyi yanlış yerde yemişim. Demek ki o yüzden sevmemişim. Şu an çok mutluyum. Efsane. Harikasın şefim. Ve şöyle söyleyeyim size, aç da değilim. Yani şu an tantuniyi yemek için yiyorum. Aç değilim. Arkadaşlar ciddi anlamda çatlayacağım. Çok fena yedim. Sonumuz hayır olsun. Buraya aç gelin. Tok gelmeyin. Benim gibi yarı aç da gelmeyin. Baya bildiğin aç gelin buraya. Ay, o kadar lezzetliydi ki bırakamadım. Ama çatlamak üzereyim. Şimdi bir çay üstüne 10 numara bir de sigara. O yüzden size ara veriyorum. Görüşürüz.
başlamadım değil mi? Selam, şu an Mersin Pozcu. Ay, ışığı saklayayım dedikçe ışığı saklayamam. Heh. Mersin Pozcu sahilindeyim. Marina'ya giriş yapacağım. Burası gerçekten çok güzel bir yermiş. Ay, konuşuyorum, çok yoruldum. Bugün aynı kıyafetle, yani göreceksiniz, anlayacaksınız. Bir gün içinde bu kadar video çektim. Çarşıyı çektim, Mersin'i komple çektim. Şimdi buraya geldim. Gerçekten biraz yorgunum. Bitkin gözükürsem kusura bakmayın. Çünkü Mersin'de belli bir vaktim var. Yola çıkacağım. O yüzden de buradan bu çekimleri bitirmek zorundayım. Evet, hadi o zaman. Bir gezelim bakalım. Şu an Marina'ya girdik. Oo, Marina'da Marina yalnız. Bakın, Mersin Marina. Hadi bakalım gezelim. Evet, burası da Mersin Marina sevgili dostlar. Ay, çok cici şeyler var. Of of of. Şurada çok güzel takılar vardı. Oo, Macro Center var. Ama girersem alışveriş yaparım, girmem. Bugün çok alışveriş yaptım. Yeter. Yeter. Ne tarafa gidiyoruz ablam? Okey. Ay, çok güzelmiş burası. Müthiş bir marina. Pozcu. Evet. Buyur. YouTube için. Yasak normalde. Aa. Evet. Yasaksa tamam, çekmeyiz. Yani çekmeyiz.